Forum Çanlık haberin merkezi programını sunar. DRT ekranlarında Haberin Merkezi programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haberin Merkezi'ne bu akşamki stüdyo konuğumuz denizlerin yakından tanıdığı bir isim olacak. Tabii ki farklı KJ'leri var, ünvanları var ama tabii ki bu programımızda CHP Merkez Efendi Belediye Başkan Adayı Sayın Arif Balkan'a ile birlikte olacağımızı söyleyeceğim ben size. Sayın Balkan'a hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, dediğimiz gibi hem siyasi kimliğiniz hem aynı zamanda Mimarlar Odası Deniz Şubesi eski başkanı olmanız nedeniyle denizler sizi yakından tanıyor. Şu anda Deniz Belediye Meclis üyeliğiniz de var tabii evet. ki. Bu noktada tabii ki önemli bir süreci konuşacağız. Denizli Büyükşehir oldu. Bu noktada yıllardan beri her siyasi partinin yaptığı bir mücadele vardı Denizli'nin Büyükşehir olması noktasında. Bu döneme nasip oldu. Tabii ki bu yerel seçimler var önümüzde. 7 aylık bir süreç kaldı. Büyükşehir'le birlikte yerel seçimlerde farklı bir kimliğe büründü ve Kesinlikle. Farklı bir anlam ifade ediyor Denizli için. Tabii kafada çok fazla soru işareti var. Bu noktada CHP'den Merkez Efendi ilçesi için belediye başkan adaylığınızı açıkladınız. Sanırım 3 aday var sizinle birlikte. Evet. İlk yapan, başvuru yapan adaylardan biri evet. sizsiniz Denizli'ye. Evet. Bu süreç tabii ki devam ediyor. Sanırım pazartesi günü sona erdi ama Merkez Efendi'nin haricinde dediğimiz gibi başka adaylarımız var. Ama tabii ki burada da konumuz siz olduğunuz için Merkez Efendi'yi konuşacağız. İsterseniz öncelikle sizi de biraz tanıtalım halkımıza. Tabii yani ben Şirinköylüyüm. Şirinköy biliyorsunuz Garcı Dağı'nın eteklerinin evet. dibinde sevimli bir köy. Artık son yıllarda yavaş yavaş köy niteliğini maalesef yitiriyor. İnsanlar topraktan koptuğu oranda biliyorsunuz köyden aslında uzaklaşmış oluyor. Oranın çocuğuyum ben. İlkokulu orada okudum. Kendi köyümde okudum. Ortayı, liseyi parasız yatılı olarak Aydın'da okudum. Üniversite, iki üniversite yaşamım var benim. Evet. Birisi maalesef yarım kaldı. 12 Eylül faşizmi nedeniyle devam edemedim. ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisiyken 3. sınıfta terk etmek zorunda kaldım. O günün koşullarını yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlar. Beni çok doğru. Herhalde bu açıdan değerlendirebilirler. Tekrar azmettim. Üniversite sınavına girdim. Hatta evliydim. Şu anda doktor olan oğlumu bir yandan baktım. Tamam, bir yandan üniversite sınavlarına hazırlandım. Ve 9 Eylül mimarlığı kazandım. İYİHE'de de kazanmışım. 12 Eylül'ün hep zaten derim ki yaşamımdaki benim için olumlu bıraktığı tek izdir o. Beni mimarlıkla tanıştırmış oldu. Zorunlu olarak çünkü mimarlığa geçtim. Ama yaşama bakışım yeni bir pencere daha açılmış oldu. Çok önemli. Çünkü mimarlık biliyorsunuz insanlığın temel mesleklerinden birisi. Çok doğru. Ve işte 80'lerden bu yana aslında öğrencilik hayatımla birlikte mimarlıkla insanın geleceğini buluşturmaya çalışıyoruz. Yani mekan-insan ilişkisi biliyorsunuz çok önemlidir. Bunun en büyük ölçeği de işte kentte toplum-mekan ilişkisidir. Ki tam da biraz sonra herhalde onları konuşacağız. Tabii ki mutlaka. Yani belediyecilik tam da bu. Yani kısaca aslında benim öyküm bu. 86 yılında Denizli'ye geldim. O dönemde mimarlığı bölüm birincisi olarak bitirdim. 86'dan bu yana serbest mimarlık yapıyorum. İşte Mimar Odası'nın her kademesinde görev aldım. Şube başkanlığı yaptım. Son işte 4,5 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi olarak Denizli Belediyesi'nde partimizin yerel yönetim anlayışını her alanda savunmaya çalışıyorum. Artık bayrağı bir üst göndere daha taşıma konusunda kararlılığımı, irademi ifade ettim ve aday adaylığımı resmen geçtiğimiz ay partime yaptım. Evet, artık bundan sonra karar önce partimin sonra halkımın. Evet, Sayın Balkan isterseniz bu sürece gelin. Bu noktada tabii ki dediğiniz gibi Mimarlar Odası Deniz Şubesi eski başkanısınız. Evet. Bu noktada şehirciliği çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda Denizli Belediyesi meclis üyesisiniz. Evet. Bu noktada adaylık sürecinde bu adaylığa karar verme süreci nasıl geçti? Tabii bir defa şöyle anlatmak lazım Tolga Bey. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sıra neferiyim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaset yapma kültürü var. Bunu bir defa not etmek gerekiyor. İki, ben 78 kuşağından gelen bir devrimciyim. Dolayısıyla benim de o kültürün mayasını oluşturacak temel bir siyaset yapma kültürüm var.
Bu iki kültürü buluşturduğumuz zaman zaten hiçbir zaman görevden kaçma gibi bir davranış içerisinde bulunmamız mümkün olmaz bizim gibilerin. Hep her an ister bir sıra nefer olarak ister en önde önder olarak sürecin görevi bize ne tevdi ediyorsa o görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışırız. Şu aşamada da yapmaya çalıştığımızda tam da bu. Artık işte partililer, toplumun değişik kesimleri, meslek odaları, işte sendikalardan, derneklerden, işte Cumhuriyet Halk Partili partisiz toplumun çok ciddi bir kesiminde beklenti var. Bunu ölçümlerle de doğrudan yaptırdığım alan ölçümleriyle de zaten görüyorum. Dolayısıyla Denizli hele hele tam bir eşik de yani büyükşehir olduğundan dolayı merkezde hele yeni iki ilçe kuruluyor. Evet. Sıfırdan kurulacak bunlar. Sıfır hatayla gidilmesi gerekiyor. Hizmet aşamasında özellikle Mart 2014'ten sonra. O dönemde de işte o sıfır hatayı yapabilecek parti ve onun temsilcisi bence görevde olmalı düşüncesiyle ortaya çıktı. Evet. Tabii ki programın öncesi ekibinizle de tanıştık, ekibinizden arkadaşlarla tanıştık. Genç isimler, bu noktada evet. Genç isimlerden de bu noktada destek aldığınızı... Kesinlikle yani gençler geleceğimiz. Yani biz aslında şu anda bir emaneti taşıyoruz. Bunu da önümüzdeki işte 5 yıl içerisinde bir aşamaya getireceğiz. Bunu yürekten inanıyorum. Ondan sonra zaten bütün amacımız o değil mi? Bizim hayat, ailemizin içinden başlayarak toplumsal kesimlere kadar hep biz önceki kuşağı, bir önceki kuşağı, bir önceki kuşak da bir özveride bulunur. Hep kendinden sonra gelenlere de bayrağı devretmek için. Evet yani mutlaka gençlere alanlar açmak gerekiyor ki partimizin özellikle son dönemde bu konuda özel tüzük değişikliği var. Gençlik kotası evet, var, kadın önemli. Kotası var da mutlaka kadrolarda onlar kendi uzmanlıklarına göre yer alacaklar. Ama yasal anlamda tabii belli sınırlı sayıda arkadaşlarımız görev alacak. Onu biliyoruz, artıramıyoruz biliyorsunuz belediye meclislerinde. Örneğin Merkez Efendi'de 37 arkadaşımız görev alacak. Şu anki Denizli Belediye Meclisi gibi sayı evet. Aynı. 250 bin üzerinde olduğumuz için nüfus. Ama özellikle bizim yerel demokrasi anlayışımız gereği fiilen yetkilendirilmiş binlerle biz bu kenti yönetmeye talibiz, kararlıyız. Ki başka türlü de zaten o ilkleri başarmamız, yeni bir süreci kurgulamamız çok da mümkün olmaz. Ya da yeterince sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Sanırım tabii ki gençlerimizin ve özellikle kadınlarımızın aktif siyasetin kesinlikle, içerisinde olması kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle yani. Bu konuda zaten yani şimdiden başladık işte kadroların çok daha nitelikli işte hayatın her alanında. Çünkü şu anda ben Denizli Belediye Meclisi'ndeyim. Düşünün yani 37 kişinin içerisinde kentleşmeyle ilgili doğrudan uzmanlığı olan ben varım mimar bir kişiyim düşünsenize. Onu da biliyorsunuz bir de muhalefetteyim. Şu anda iktidarda AKP var. Dolayısıyla sayı üstünlükleri var. Ve demokrasi anlayışımızda maalesef her zaman örtüşmüyor. Yani çoğunluk demokrasisiyle çoğulcu demokrasi arasındaki temel ayrımı maalesef her zaman idrak edemiyoruz. Onun için 4,5 yıldır nefesimizi tüketiyoruz ama sonuç alacağımız çok fazla iz bıraktığımızı söyleyemem. Bunun nedeni de bizim söylediklerimizin doğruluğunun sorgulandığı değil, parmak hesabıyla maalesef benim dediğim olur kültürünün egemen olmasından dolayı. Kendi adıma şimdiden taahhüt ediyorum ki asla böyle bir kültürü önümüzdeki süreçte Merkez Efendi Belediye Meclisi'nde egemen kılmayacağız. Hayır. En radikal ve azınlıkta kim var ise, en aykırı görüş kim var ise mutlaka dinleyeceğiz. Mutlaka dikkat alacağız çünkü biliyoruz ki ortak akılla başarılmayacak hiçbir şey yok. Evet çok doğru. Bunun dışında tabii ki gönüllü ekibinizdeki genç arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarında içerisine başladınız. Evet. Bu noktada sanırım gönüllü arkadaşlarımız Denizli'yi karış karış dolaşıyor bu aynen noktada. Öyle. Özellikle Merkez Efendi. Evet kesinlikle çalışmalarımızı sınırlandırdık. Evet. Merkez Efendi sınırları içerisinde şu anda bütün mahallelerde kayıtlı partililerimizden başlamak üzere tamamen bilimsel işte 20 ekip yaklaşık. Bütün mahallelerde dolaşıyorlar. Tek tek partilerimizin kapılarının zillerini çalıyorlar. Partilerimizde benim selamlarımı iletip, mektubum var mektubu iletip daha şimdiden karar üretim süreçlerime öncelikle partilerimizden başlayarak kendi demokrasi anlayışımızı egemen kılıyoruz. Onları dahil ediyoruz. Bu ne demek? Yani şu demek. Şimdi artık çok fazla mütevazi olmaya gerek yok. Yani Denizli'ye dair, Merkez Efendi'ye dair, geleceğe dair, kentleşmeye dair ben kendi mesleki ve siyasi donanımla birçok şeyi, radikal kararları, makro projeleri üretmem, düşünmem ve bunları uygulamam mümkün. Ama
anahtar bir sözcük var. Bunları ben cebimdeki parayla yapmayacağım. Halkın parasıyla yapacağım. Dolayısıyla hangi projenin önceliğinin hangisi olması gerektiği konusunda benden önce söz sahibi olanlar, benden önce karar sahibi olanlar var. İşte onlar kim? Halkın ta kendisi. Biz onların sadece temsilcisi olacağız. Onların verdiği kararı, aslında onların verdiği emri uygulayacağız biz. Belediye başkanı ve belediye meclisi olarak. Şu anda işte yapmaya çalıştığım şey, sanki böyle suya attığımız taşın oluşturduğu dalgalar gibi en merkezden, benden başlayarak partilerin, sokak, mahalle, ilçe. Aynen bu dalgayı şimdi çalışma programı olarak önümüze koyduk. İlk taşı attık. Dalgalar şimdi bilin ki işte 10 gün sonra işte Gazi Bulvarı'nda, 15 gün sonra Gümüşçay'da, 20 gün sonra Sevindik'te o dalganın etkilerini halkımız görecek. Çünkü aynı soruları sokaktaki doğrudan seçmenimize sormak kararlılığındayız. Programı buna göre yaptık. Çünkü şimdiden bunları oluşturabilirsek, ben biliyorum ki bütün mahallelerinde, bütün sokaklarında sorunlarını onlarla birlikte belirlediğimiz zaman çözüm konusunda çok daha rahat hareket etme şansımız olacak. Çünkü halkın parasını harcayacağız. Mesele bu. Partilerimizde de yaptığımız bu. Denize ilişkin tek tek soruyorum. Denize ilişkin şu anda temel sorun nedir? Ona göre. Evet, kişilerin önceliklerini orada tespit ediyorsunuz. Yani kimisine göre işsizlik bu. Kimisine göre ulaşım. Kimisine göre altyapı. Dolayısıyla Denizli'li yaşayanlara göre temel sorun nedir? Temel talep nedir? Hep de bunu üçte sınırlandırdım. En az dedim. Tamam. Üç taleplerini zilini çaldığımız her vatandaşımız bize iletiyor. İletme ya da iletmeme özgürlüğüne sahip. Bazıları tabii iletmiyor. Ki. Yani tabii siz bilirsiniz diyor. Ya da Arif Bey selam söyleyin, o bilir zaten diyor. Saygı gösteriyoruz ama biz sorma görevimizi yapıyoruz. Bunu ölçek ölçek küçültüyoruz. Sonra Merkez Efendi ilçesini aktarıyoruz onlara. Biliyorsunuz halkımız tamam büyük şehir olduk. Denizli merkezi iki ilçeye bölündü ama sınırları nedir? Hangi mahalle nerede oluyor? Vallahi bilmiyorlar sorduğumuz zaman. Tabii ki ayrıntılarını sizden alacağız. Evet, bir mimar, aktarırım, bir tabii, aday adayı olarak. Aktarırım. Aynen onu soruyorum. İlçede sorunuz nedir? Aktarıyor arkadaşlarımız. Bakın bu sınırlarda şu anda Merkez Efendi ilçesi olacak, belediyesi olacak ve Arif Bey de Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle belediye başkanı olduğunda bu ilçeye hizmet edecek diye aktarıyor genç kardeşlerimiz. Onlar da evet burada işte şu sorun var, şu sorun var diyor. Devamında mahallesini soruyoruz. Örneğin nerede olsun? İşte Selçuk Bey'de olsun. Selçuk Bey'in sorunuyla işte Değirmen'in olsun. Değirmen'in sorunu örtüşmüyor. Anlatabildim mi? İşte o zaman tek tek resmen şey yapıyoruz. Yani röntgen çekiyoruz. Anlatabildim mi? Merkez Efendi sınırları içerisinde şu anda biz bir röntgen çekim süreci yaşatıyoruz. Bunu başladık partilerden, sonra sokaktaki vatandaşlara, farklı meslek gruplarına, farklı yaş gruplarına gibi değerlendireceğiz. Sokakta da zaten birebir tanık olduğum problemlerle zaten soruyorum ben. Yani dün gençlerle karşılaştık. Herhalde bir 15 genç vardı, bisiklet biniyorlardı ama trafik Çaybaşı Caddesi'nde yani binemiyorlar. Birlikte bir bisiklet binmek istiyorlar. O grup psikolojisini bilirsiniz değil mi gençlerden? Yok. Hemen ben durdum. Kendimi tanıttım. Ya Arif amca böyle nasıl olacak, biz bisiklet binmek istiyoruz. Bak yok yok dediler. O zaman dedik ha, demek ki yazdık. Çocuklar birlikte yol, sizin için bisiklet yolu bulacağız. Bu tür çalışmalar olsa da ülkemizde ama özellikle gelişmiş ülkelerdeki gibi ne yazık ki yok, dediğiniz gibi noktada kesinlikle önemli bir aşama kat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Mesela en sonunda sokağını soruyoruz vatandaşlara. Yani işte Selçuk Bey 1581 sokakta mı yaşıyor? Tolga kardeşimiz. Tolga kardeşimiz soruyoruz. Yani bunun sorunu, üç sorunu ya da üç talebi nedir? Bunların hepsini bilimsel olarak toparlayacağız. Bizim önceliklerimizde gerçekten halkımızın öncelikleri örtüşüyorum bunu bakıp buna göre işte bütçemizde biliyorsunuz artık büyükşehire göre yaklaşık ne olacak tahmin edebiliyorum ben. O bütçeye göre de yıllık işte hangi yatırımları yapabiliyoruz, hangi hizmetlere götürüyoruz. Yeni sıfırdan kadro istihdamı yapılacak biliyorsunuz. Yani çok önemli. 3500 ile 5000 arasında yeni memur işçi benim tahminim alımı olacak. Büyükşehirden tüm ilçe belediyelerine kadar bunu değerlendirdiğimizde. Şimdi bu ciddi bir sayı. Uzmanlıklara göre tabii bunların alınması gerekiyor. Artık biliyorsunuz yani işin ehlini teslim etmek gerekiyor. Tek başına Arif Balkan ne yapsın değil mi? Yani tek başına belediye başkanı 250 bin nüfus. Bir yere kadar yetişir benim enerjim, nefesim ama kadroların mükemmelliği, belediye meclisinin mükemmelliğiyle ben inanıyorum ki 2014'ten sonra 5 yıl boyunca gerçekten çok iyi şeyler başaracağız. Sanırım bu taramalarla yaptığınız tespitlerde özellikle seçim öncesinde projenizi açıkladığınız dönemde size bir yol haritası olarak önünüze koyacaksınız. Aynen, kesinlikle. Yani ben bunu yapacağım yok.
Biz birlikte bunu yapacağız. Birlikte başaracağız. Çünkü ben sizin paranızı harcıyorum. Onu harcıyorum. Dolayısıyla sizin paranızı nereye harcayacağımı birlikte karar vereceğiz. Bu olmazsa olmaz. Yani ne yapacağımız ya da ne yapmayacağımızı birlikte karar vermezsek olmaz Tolga Bey. Niye olmaz? Şimdi bak, bir hafta sonra okullar açılıyor. Evet. Değil mi? Minibüs hatlarının değiştirildiğini duyuyorum. Daha doğrusu bir yıl önce aslında olması gerekenin fiilen uygulanmamasından dolayı geri dönüş olduğunu öğrendim. Ama fiilen güzergahların değişmesi demek bu, değil mi? Şimdi herkes tatilden dönüyor, değil mi? Güzergahları 6 ay önceki gibi biliyor. Okul açılacak, çocuğunu bindirecek. Hadi git yavrum diyecek, sanki okulu dolmuş hattının üzerindeymiş gibi. Bir bakacak ki dolmuş başka bir yerden gidiyor. Olur mu? Olmaz. Yani o dolmuştaki taşınan insanlar nereye gidiyor? Kim onlar? Belediye ya da il trafik komisyonu kimin için karar üretiyor? Tabii ki denizaltı için. Evet. O zaman yani problemi birlikte çözmek gerekmiyor mu? Sadece matematiksel bir takım veriler midir? Örneğin kentin ulaşımının problemlerini çözmek. Değil, değil mi? Yani kent matematik değil ki. Tabii kentteki sorunu da çözmek için matematik bilimden de yararlanacağız ama. Tabii matematik hayatın her kesimde, evet, her alanında. Ama yani bu kentin bir sosyolojisi var, bir anatomisi var, insan davranışları var, değil mi? Nerelerde yayalar daha çok, değil mi? Toplu taşıma araçları nereler daha fazla olmalı, değil mi? Daha kökten çözmek gerekirken biz böyle palyatif çözümlerle bu işi sanki kotaracağız gibi, mış gibi yaptığımız sürece şu an kadar yapılanlar onlar. Demek daha çok böyle arayışlar içerisinde olacağız. Evet. Şimdi isterseniz biraz da Merkez Efendi'yi konuşalım. Siz de belirttiniz bu noktada. Tabii. Halkımız gerçekten, evet, Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerine ayrıldığını biliyor kentimiz. Evet. Ama İzninizle, bu noktada çok Merkez Efendi'yi yakından tanıyalım. Tamam. Çok güzel. İzninizle o konuda ben kendimce bir hazırlık yaptım. Geldim. Tamam. Evet. Onu, ayrıntılı bir hazırlık. Evet. İzleyicilerimize de aktarmak isterim. Çünkü gerçekten bilmiyorlar. Yani Selçuk Bey'e gidiyor arkadaşlarımız, gençlerimiz. İşte Denizli ikiye bölündü. Merkez Efendi oldu falan. Ya oğlum diyor, Merkez Efendi burası değil, burası Selçuk Bey diyor. Merkez Efendi mahallesi var ya. Evet. Kendisi karıştırıyor. Yok diyor, öyle diyor. Yani biz burası Selçuk Bey diyor falan. Anlatıyorlar, o zaman anlıyorlar. Yani şöyle aktaralım. Hatta ben bu görsel bilgiyi de koyarak devam edelim. Şimdi şöyle düşünün. Merkez Efendi mahallesi ilçesi ya da Pamukkale ilçesi İzmir'in örneğin karşı yakası gibi düşünün. Evet. Ne bileyim, İstanbul'un Şişli'si gibi düşünün ya da Denizli'nin Çivrili gibi düşünün. Acıpayam gibi düşünün. Yeni bir ilçe artık. 30 Mart 2014'ten sonra bu olacak. Hatta hatırlayın, geçtiğimiz günlerde kaymakamlarımız atandı bize. Evet, değil mi? Değil. Merkez Efendi ve Pamukkale kaymakamlarımız atandı. Gerçi Pamukkale eski vilayetin oraya yerleşmiş kaymakamımız ama Merkez Efendi nereye yerleştiğini henüz ben duyamadım. Öğrenirsem ziyarete gideceğim. Evet. Daha öğrenemedim. Sanırım bir makam odası o bina kullanılacak. Aynı binamı bilemiyorum. Öğreneceğim onu. Ki. Yeni göreve başlıyorlar. Dolayısıyla bu ilçenin de bir sınırları var. Mülki sınırları var. Her ilçenin olduğu gibi. Merkez Efendi ilçesinin de. Onu şöyle buradan ben izah edebilirim harita üzerinden. Zoom yaptığımız arkadaşlarım zaten görecek. Şu kalemin ucu tam üçgen. Evet. Tarif ettiğimiz zaman. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman Antalya yoluna gidiyoruz. Böyle devam ettiğimiz zaman Orge Sanayi ve Ankara yoluna gidiyoruz. Ve bu kuzeye doğru böyle devam ettiğimiz zaman İzmir yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla neresi olduğunu az buçuk arkadaşlarımız tanımıyor. Evet. Ve burada kırmızı olarak gördüğümüz izin çerçevesi işte buradan işte Akköy, Pamukkale, Karakova, Goncalı diye tanımladığımız sınırlar Pamukkale bölgesinde, mavi lekeler Pamukkale bölgesinde. Aşağı Şamlı, Salih Ağa, Çeltikçi, Üzerlik, Kumkısık diye tanımladığımız kırmızı bölgede Merkez Efendi sınırı içerisinde. Herhalde net buradan algılayabildik. Zaten yanda da tek tek mahalleleri göreceğiz. Artık 30 Mart 2014'ten sonra Merkez Efendi'nin 50 mahallesi olacak. 50 mahallesi ama şu olacak. Anda bunun 42'si gerçek Denizli Belediyesi'nin sınırı içerisindeki mahalleler. Şu anda hali hazırda iki tanesi işte Aşağı Şamlı ve Başkarcı Bel'de. 6 tane de köyümüz var aslında, yani burada onlar bizim. Onlar da mahalle, evet, olacak. Onlar da mahalle haline dönüşecek. Bunların mesela nüfuslarla ilgili ya da daha böyle üst ölçekte halini arkadaşlarımız tekrar zoom yaptığında görebilirler. Mesela nüfusları falan burada şu anda çok net görebilirler. Hangi mahalle yaklaşık kaç nüfusu var? Bunu da bir arkadaşımızın çalışmasından aldım. EFG araştırma diye kendilerine teşekkür ederim. Toplam nüfusumuz bizim 2012 sayımlarına göre 254.481. Bu işte Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen kayıtlarını bağladığı takvime göre tahminen demek ki maksimum 260 bin
civarında olacak. Bunların işte köylere göre nüfusu, şu anki mahallelere göre nüfusunu burada arkadaşlarımız hemen görebilirler. İşte 248 bin küsur şu anki mahalleler, yaklaşık 4 bin iki belediye, belde belediyesi nüfusu, yaklaşık da 2500 civarında da mevcut işte mahalle dönüşecek köylerimizin nüfusu. Ve sonuçta işte mülki sınırları, gördüğüm şu koyu gri renk daha net algılayacak. Birinci haritada dış sınırları çünkü yaklaşık gösterdim ben. Evet. Durum bu. Şimdi mahallelere baktığımızda nüfusa, şimdi Denizli nüfusu, ilçelerin nüfusu çoğunun çok da büyük değil. Baktığımızda mahallelerde ilçelerden büyük mahalleler var değil mi? Kesinlikle. Mesela bakalım buradan. Nereye? Değirmenönü bakalım. 16.355. Yani kaç ilçeden daha büyük bir mahalle. Evet. Bunun için zaten şu önemli oluyor. Şu anda gidin. Tam 16.000'den daha az nüfuslu. Nereye gidelim mesela? Bekirli'ye gidelim. Değil mi? Bekirli'nin şu anda kaymakamı var. Evet. Değil mi? Nüfus müdürlüğü var. Ne bileyim işte bir ilçeyle ilgili her türlü örgütlenmesi var. Değil mi? Artık kendi belediyesi var. Evet. Kendi belediyesi var, dikkat edin. Diğerimönü'nün mahallesinin kendi belediyesi var mı? Hayır, yok. Yok. Peki yerinden yönetim dediğimiz şey yerel demokrasinin özü değil miydi? Böyleydi. Peki 260 bin nüfusu, o zaman biz 37 tane belediye meclisi üyesiyle gerçekten yönettiğimizde hakkıyla demokrasiyi, hele sosyal demokrasinin gereklerini yapmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Başka bir şey yapmak gerekiyor değil mi? İşte tam da işte bu rakamlar o demek. O zaman demek ki Değirmenönü'nde biz o mahallenin fiilen gerektiğinde, mümkünse yasa olarak keşke mümkün olsa, değilse de fiilen yetkilendirildiği mahalle meclislerini oluşturacağız. Mahalle belediye meclislerini oluşturacağız. O dersem daha iyi anlaşılır. Evet. Geçmişin mahalle komiteleri gibi bir şey bu. Halk meclisleri diye dediğimiz zaman böyle daha sol jargondan arkadaşlarımız çok daha net algılar. Bu kültürü eğer egemen kıldığımızda, biraz önce yaptığım o yaptırdığımı söylediğim bilimsel çalışmalarla da bütünleştirdiğimizde ne olacak Tolga Bey? Değirmenönü'yle ilgili sorun, röntgen çekmişiz değil mi? Oradaki mahallenin insanları bunun sahibi. Tamam. Bütçeyi de bir şekilde çözmüşsün, aktarımlarını, yatırımları. İşte bitti. Mahalleli kendi geleceğini kendisi belirliyor. Halk kendi geleceğini kendisi belirliyor. Niye? Çünkü o kaynaklarla ancak belediyenin bütçesi oluşturuluyor. Evet. Temel şey bu, kilit bu Tolga Bey. Bunu yaptığımız zaman işte örneğin bizim AKP ile solun, sosyal demokrasinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ayrımı tam da bu. Yerel demokrasideki anlayışımız, bakışımız. Düşünün adam Denizli Büyükşehir yapıyor. Tamam eyvallah değil mi? Bu sınırları neye göre değiştirdin? Tekrar ben buraya geleyim değil mi? Bu sınırları neye göre yaptın? Arkadaşlarım zoom yaparsa daha iyi anlaşılacak. Niye böyle? Yani şimdi doğal eşikler vardır değil mi? Şimdi düşün, ben bu işin uzmanıyım. Niye söylüyorum bunu? Ya kardeşim bak şimdi sen Bozburun ihtiyaçlarıyla örneğin Başkarcı'nın ihtiyaçlarını birleştirebilir misin? Birleştiremezsin. Gelmişsin mesela Mehmetçik'le buradaki işte nereye alayım ben? Altın Topu, tamam? Hemen yakınındaki mahalleyi ayırmışsın. Gazi Bulvarı'nı sınır seçmişsin. Düşünebiliyor musun? Gazi Bulvarı'nı sınır seçiyor. Merkez Bankası'ndaysan Merkez Efendi Belediyesi'ndesin. Kapalı Spor Salonu tarafındaysan Pamukkale Belediyesi'ndesin. Hatırlıyor musun? Belde belediyeleri kapatılırken Sayın Zeybekçi, ya böyle bir şey olur mu? Caddenin bir tarafı bir belediye, öbür tarafı bir tarafa. İki caddenin iki tarafında iki tane tabela var. Aynı şeyi şu anda kendileri yapıyorlar. Peki yok. Bir mimar olarak siz örneğin ben olsam aynen karayolunu tanımalardım. Ayrım gerekmez mi? Ben olsam aynen karayolunu tanımalardım hemen. Tamam? 3'e ayırırdım örneğin. Tamam? Üç ilçe. Çünkü niye 260 bin artı 300 bin 560 bin nüfus, tamam? Ama ne yapardım? Ben olsam Honaz'la ilişkilendirirdim. 3'e ayırırdım derken, tamam? Honaz'la ilişkilendirirdim. Nasıl Akköy'le Pamukköy'le ilişkilendirdi şu anda AKP? Aynı şeyi örneğin Honaz'la ilişkilendirirdim. Bu tarafta da Sarayköy'le ilişkilendirirdim ve 3 ilçeye bölerdim burayı. Doğal, o zaman bitti işte. Bütün temel makro kararları, stratejik kararları, karayolu değişecek mi? Mümkün mü değişmez karayolu? Evet. Değil. Karayolunun işte tanımladığı alanlarda bu işi çözerdim. Daha da fazla bölmek, örneğin 4'e bölmek istiyorsam da doğal eşikler vardır. Özellikle Karcı Dağı'na doğru yönelen eski deri yatakları hatırlayın değil mi? Yeşilyurt Vadisi vesaire gibi. O doğal eşiklerden örneğin ille de ayrılacaksa nazirin nüfusu ne kadar? 100 bin. 100 bin civarı. Bak idare edilebilir, kontrol edilebilir bir ilçe büyüklüğü değil mi? Bence de yeterli bir sayı. Şu Denizli merkezi nüfus kaçtı? 500 bin. Biraz önce ne tartışmıştık? Değirmenönü mahallesinin nüfusu 16 bin küsur değil mi? Bekir'in ki tam rakamı bakarsam var notlarında söyleyebilirim daha küçük. Olur mu?
Olmaz. Demek ki yönetilebilir çerçevelerde oluşturmak gerekiyor. Yani madem ki büyükşehir oldun, zaten büyükşehir belediyesinin kendi alt belediyelerde denetim yetkisi var. Her anlamda. Anlatabildim mi? İşte yani adeta büyükşehir belediye başkanı yerel bir sultan Tolga Bey. Evet. Anlatabildim mi? Yani bunun da sorgulanması gerekiyor mutlaka. Yani hele il sınırlarında yapmışsın sen bunu, değil mi? Yapmışsın ve bu böyle devam edecekse, yani Avrupa yerel yönetim özellikle şartına rağmen yapmışsın. Ama o şarta rağmen sınırları kendin belirliyorsun. Halka bile sormuyorsun. Uluslararası sözleşmedeki imzamızdır bu. Ne demek? Anayasanın dahi üstünde olacak demek. Tabii. Anlatabildim mi? Yani benim sınırlarımı sen belirliyorsun. Nereye dahil olacağımı. Niye bana sormuyorsun? Temel bir handikap değil mi? Ya bu noktada çözüm olur muydu sizce? Kesinlikle olurdu. Sorsaydı, açsaydık bu alanları. Ya halktan niye korkuyoruz ki? Değil mi? Bilimden niye korkuyoruz ki? Meslek odalarından niye korkuyoruz? TUMOP'tan niye korkuyoruz ki? Yani yok kardeşim, muhalefet tırnak içerisinde muhalif olmak kimliği onun, bilin ki kamunun ve halkın çıkarını her zaman egemen kılmasından geliyor. Asla kendi bireysel çıkarlarıyla, bu vahşi kapitalizmin kurallarıyla hareket etmiyorlar. Değil mi? Hep kendilerini ortaya koyuyorlar, üstüne üstlük masraflar yapıyorlar. Kamunun çıkarı için davalar açıyorlar ve kazanıyorlar. Niye? Çünkü bilim evet diyor, bu savundukları doğru diyor. Şu anda bu bilimle tam örtüşmüyor bu karar. Sıkıntı bu. Ha, ama buna rağmen şunu söyleyeyim. Her şey, hiç kimse söylemiyorsa ben söyleyeyim. Arif Balkın olarak. Dünyanın en kötü yasası bile olsa doğru ellerde mutlaka iyi şeyler başarılabilir. Evet, çok doğru. Anlatabildim. Ama dünyanın en mükemmel yasaları bile olabilir. Yanlış ellerde hukuk cinayetleri işlenir. Evet, burada uygulama önemli tabii. Evet. Onun için ben yorumu halkımıza bırakıyorum. Evet. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz bu özellikle biraz önce bahsettiğim Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'nın sanıyorum 5. maddesiydi o. O maddeye istinaden davası var. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek bilmiyorum ama bundan sonra sürecin böyle devam edeceğini öngörerek bütün olanaklarımızı seferber ediyoruz. Ve inanıyorum ki bu eleştirdiğimiz Büyükşehir Yasası'na rağmen bu yasayla halkımıza en iyi hizmetleri, en iyi demokrasi kültürünü tam birlikte götüreceğimizin en azından sözünü verebilir. Evet. Çünkü bu konuda birikimim ve özgüvenim tam benim. Sanırım bu noktada şimdi baktığımızda Pamukkale ve Merkez Efendi'ye, özellikle Pamukkale daha çok kırsal alanları, bakir alanları barındırdığını görüyoruz. Şehirleşmenin daha çok da Merkez Efendi ilçesinde olduğunu görüyoruz. Yüz ölçüm olarak. Evet, yüz ölçüm olarak. Peki bu noktada bir mimar olarak tabii ki siz de burada mutlu ve huzurlu insanla yaşadığı bir deniz oluşturmak hedefinde olduğunuzu belirtiyorsunuz. Ve şehircilik de benim uzmanlık alanım diyorsunuz. Evet. Bu noktada tabii ki sanırım projelerinizi açıklamayacaksınız bu süreçte ama tespitleriniz neler bu noktada? Neler, Merkez Efendi için neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle aktarayım, şöyle örnekleyeyim. Daha iyi Pamukkale'yi de zaten ilişkilendireceksiniz. Da geçen gün mesela sabahleyin pazar günü ben köye gittim. Anam babam hala sağ, tamam. Allah uzun ömürler versin. Tamam, ellerini öptüm, sabah işte kahvaltı yaptık falan. O 84 yaşında anam. Tamam. Oğlum hadi işte domatesleri toplayacağız. Aşağıda da bahçede domateslerimiz. İndik güzel işte kovalara domateslerimizi topladık. Ondan sonra bir yardımcı aldı. Onların suyu ezildi. Tamam, o gün salça yapıldı. Nerede? Şirinköy'de. Tamam. Ne bu? Bir kırsal yaşam ögesi değil mi? Orada çıktık, akşam oldu. Gün gençlerle çalıştık, ettik. Çınar'da Gazi'nin hemen işte bulvarının içerisinde eski Şeytan Pazarı'nın orada bir baktım gençler işte sazı almış, dümbeli almış, tamam, şarkılar Türkler söylüyorlar. Of, tam da yorgunluk atacak yer. İşte akşam çayımızla beraber orada şarkılar Türkler söyledik. Bu nasıl bir yaşam kültürü? Hatta bunu beslersek bu da tam da kentsel yaşam kültürü. Bunu şimdi bir de hayal kuralım, tamam mı? Biz o saz çalarken aslında oraya bir grupta turist gelseydi örneğin, değil mi? İngilizler gelseydi, ne bileyim Hollandalılar gelseydi vesaire, birileri de gelmiş olsaydı. Bizim aynı zamanda onlarla iletişimimiz olsaydı. Daha bir yakınında kafe barlar olsaydı, değil mi? Türkü barlar olsaydı, oralara gidip takılsaydık falan. Dolayısıyla orası işte Gazi Bulvarı 24 saat cıvıl cıvıl yaşayan bir yer haline
dönüşse, değil mi? Bu tarafını şimdi ben, diyelim ki ben karar vereceğim, karşı tarafı herhalde Cumhuriyet Halk Partili diğer adayımız karar verecek ve birlikte bunları ördüğümüz zaman Büyükşehir Başkanımızla birlikte orada tam bir kentsel mekan, ki stratejik hedefimiz biliyorsunuz kültür ve turizm odaklı bir kalkınma Denizli için, değil mi? Makro hedef bu. Burada kırsal yaşamın kültür ve turizmle buluşturulması diye bir alt başlık olamaz mı? Kesinlikle olur. Anlatabildim mi? Şu anda biliyorsunuz nedir? Arayış İşte organik tarım, değil mi? Aman ilaç olmasın, aman hormon ol, doğru mu? Yani bu dünyanın her yerinde böyle değil mi? Şu anda buradan dışarıya organik tarım ürünlerini biz ihraç etmiyor muyuz? Ediyoruz. Tabii ki. Bunu burada Denizli'nin örneğin Pamukkale sınırları içerisinde, örneğin Merkez Efendi sınırları içerisinde başarmak, ilişkilendirmek, kurgulamak mümkün mü? Evet, mümkün. Tamam. Örneğin hemen ipuçları vereyim, tabii anlatmayayım da. Dikkat edin mesela üniversitenin orada, tamam. Gidin ta Yeşil Yayla'ya kadar, tamam. Sırtları düşünün, tamam. Neler neler var değil mi orada? Yani dereler var, işte evet, kar, tam doğa harikası şeyler var değil mi? Diplerinde hep böyle küçük küçük, işte anamın domates ektiği gibi taraçalarda tarımsal, kırsal faaliyetler var değil mi? Kimilerinin işte hele kurbanda yaklaşıyor, işte 10 tane, 20 tane, 3 tane, 5 tane koyunu, keçisi var değil mi? Onları besliyor falan. İşte bunu insanla, önce kendi insanımızla, sonra dışarıdan gelenlerle buluşturduğumuz zaman, bunun ekonomik boyutunda zenginleştirdiğimiz zaman ne sağlamış oluruz? Kendi içerisinde dönen, değil mi? Evet. Mutlu olan, huzurlu olan, geliri olan, değil mi? Ürettiğini bir şekilde pazarlayabilen, ürettiği şeyi isteyerek içini sindirir sindirir tüketebilen, değil mi? Bir domatesi koparıyorum böyle. Resmen ellerim yeşil yeşil oluyor Tolga'cığım. Tamam. Daha yanacaksın beni. Ve kokuyor böyle. Kokuyor. Evet. Kokuyor domates. Yani şimdi bunu yani herkesin yaşama hakkı var ya. Ben yüksek anam, binaların içerisinde şehirlerde yaşıyorum. Tabii ben yani Şirinköy'de anam özlem, babam var diye sadece ben şanslı olmayayım. Değil mi? İşte hiç belki de işte daracık sokaklarda, kutucuk evlerde yaşayanların da, değil mi? O çocukların da bu hakkı var mı? Var. Kim sağlayacak bunu? Yerel yönetici. Kim o? İnşallah işte 30 Mart 2014'ten sonra Merkez Efendi Arif Balkınay. Anlatabildim mi? Bunu, evet, ben sağlayacağım bunu. Evet, tabii ki sizler için şahsınız adına, partinizin adına ve Deniz adına hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Adına. Teşekkür programımız ederim. Artık sonuna geldik. Süremizi de açtık. Son cümlelerinizi alalım. Sayın Balkınay, neler söyleyeceksiniz? Aslında son cümle çok güzel. Biraz önce özetlediniz siz. Mutlu ve huzurlu insanların kenti Denizli. Mutlu ve huzurlu insanların kenti Merkez Efendi. Bunu bir hep birlikte başaracağız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, ben yaptığınız de değerlendirmelerden, açıklamalardan dolayı. Ben de teşekkür ederim. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz sizlere. Çok evet, Haberi Merkezi'ne bu akşamki stüdyo konuğumuz CHP Merkez Efendi Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Sayın Arif Balkınay ile birlikte olduk. Bir başka Haberi Merkezi'nde başka konu ve konuklarımızla buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Çamlık Haberin Merkezi programını sundu.